Verebilir misiniz? Evet. Şimdi mesele şurada çok net. Yani Pentagon, oradaki bürokratlar, aslına bakarsanız Cumhuriyetçi Demokrat Kongre üyeleri, bunlar Türkiye'nin operasyonu istemiyorlar. Ve uzun sürede bu bürokrasi direndi zaten. Trump bunlara üçer aylık süreler vererek bu başta ilan ettiği, 2018'de ilan etmiş olduğu Suriye'den çekilme ile ilgili somut bir adım atılmasını istiyor. En son mutabakat yürümediği anlaşıldığında Cumhurbaşkanımız çok net ortaya kararlılığını koyunca Trump da bu noktada Suriye'den bizim operasyon yapacağımız kısımdan askerlerini çekti. Şimdi aslına bakarsan tamamen ne kadar nereden çekildi henüz bilinmiyor. Belki askeri olarak biliniyordur ama. Askerden konuşuyoruz. Yani 50'dendi, 100'dendi. Ama şöyle de bir şey var tabii. Yani bir kere Türkiye bu operasyonu yavaş yavaş belli, aslında bayağı da hızlı gidiyoruz. Bu operasyonla etkinliğini gösterdikçe bu alan genişleyeceğinden ve hatta M4'ün altındaki o kısmı da baskılayacağından ve rahatlıkla Türkiye'nin ben burada operasyon yapabilirim, DAEŞ'la mücadeleyi de üstlenerek dediği ortamda Trump'ın eline çok güçlü bir argüman geçiyor. Ben Suriye'den askerlerini çeken, DAEŞ'la zaferi ilan eden ama Suriye'den askerlerini çeken bir konumda olabilirim. İşte Türkiye ile de çalışarak bunu sağlayabilirim. Bunun ucunu gördüğünü düşünüyorum. Ama güçlü bir baskı var ve içeride bu Ukrayna devlet başkanıyla yaptığı görüşmenin etrafında efendim kendisiyle ilgili aziz sürecinin başlatılmış olması sebebiyle de bir baskı var. Bu baskıyı dengeleyecek açıklamalar yapıyor. Bazen buradan söylüyor, bazen buradan söylüyor. Yani bu tamamen bir siyasi bir tempo gibi görünüyor. Ha şu an Trump bunu göğüslüyor. Ne kadar daha süre bunu göğüsleyebilir bunu bilmiyoruz. Bir yerden sonra benim koyduğum sınırlar şunlardı diye bir deklarasyon yapabilir mi? Türkiye'nin durması gerektiğiyle ilgili işte yaptırımlara destek verebilir mi? İşte biliyoruz ki Hazine Bakanı bir yaptırım yetkisi aldı Trump'tan. Ama elinden geldiği kadar bunu uzatmaya çalışacak, buna direnmeye çalışacak bence. Bir yerde artık kendi siyasetini götüremediği bir yerde nasıl bir karar verir onu göreceğiz. Ama şunu kullanıyor, Suriye'den çekilme. Biz niye bu bitmeyen savaşlarla uğraştık? 8 trilyon dolar harcadık. Bak Irak'la ilgili söyledikleri mesela, yani Irak'ta kitlesel imha silahı yoktu. Biz niye burayı işgal ettik? Yine PKK'yı direkt söyledi. Bakın bu da çok önemli bir kazanımdır. İlk defa yani net olarak PKK'yı Obama'nın desteklediğini söyledi. PKK bir terör örgütü. Bunu yani bu çok önemli bir kazanımdır Türkiye için. Şimdi burada diplomasinin dönemsel şeyleri olabilir ama Türkiye çok önemli bir adımı attı ve çok önemli bir başarıyı sağladı. Bundan sonra bunun peşi gelir. Burası bu mesele duracak değil. Bakın Kamışlı'dan atılan havan topları bize oranın da tehlike olduğunu gösterdi. Dolayısıyla orası da alınması gerekiyor. Aynı şekilde Ayn-el Arab da benzer konumdadır. Bunlar kapsamlı olarak bu harekatın hangi aşamasında, ne zaman, bu böyle başladı, böyle devam edecek. Bakın ilk hani başladığı zamanı hatırlayın. Fırat Kalkanı bir bölge olaraksa. Sonra Zeytin Dalı. Şimdi bu. Bu devam edecek. Ne kadar süre aldığı o kadar da önemli değil Türkiye için. Çünkü Türkiye burada bu kararlılığı gösterdi. Ne kadar çabuk olursa o kadar iyi. Ama Türkiye bunun peşinde devam edecek. Şimdi Trump bunu görüyor ve Trump'ın da bundan istifade edebilecek, Suriye'deki savaştan çekilebilecek bir kendine de argüman üretebilecek bir konumu var. Bunu yönetmeye çalışıyor. Avrupa'ya gelince, ben Avrupa'yı burada çok zayıf aktör olarak görüyorum. Zaten bir araya da gelemiyorlar. Macaristan ve Bulgaristan çok net, yani bu Suriye mülteci meselesinin ne olduğunu iyi bildikleri için biz de kapıları açarız moduna Yunanistan geçtiler. Yunanistan'ın sesi çıkmıyor çünkü mali olarak yine oralara çok bağlı olduğundan bir şey diyemiyor ama o da isteksiz. Çok iyi biliyorlar ki bütün bir Balkanlar çekilir kenara, o yollardan doğru Orta Avrupa'ya, kıta Avrupa'sına gider o mülteciler. Şimdi burada başka şeyleri kullanacaklar. Bu DAEŞ meselesini çok öne çıkarıyorlar ama altında yatan şeyler bence şu. Türkiye Suriye masasında çok büyük bir stratejik kazanım elde etmiş oldu. Ve Suriye'deki çözüm sürecinin de en önemli aktörü artık Türkiye'dir. Yani Rusya'yı da yanına koyun. Bu Amerika'dan daha tamamlanmasıyla. Evet, tamamlanmasıyla çok önemli bir aktör haline gelecek. Dolayısıyla bu Doğu Akdeniz'e de etki edecek. Irak'a da etki edecek, Orta Doğu'daki diğer, hatta Körfez'e kadar, Körfez'deki iktidar oyunlarına da etki edecek. Bunun için Arap Ligi'nden bu kadar ses çıkarmaya çalışıyor Arap ülkeleri. Suriye'de artık kendilerinin çok fazla bir karşılığını kalmadığını görüyorlar. Araplar, Sünni Araplar özellikle, hatta Kürtler Türkiye tarafından temsil edilir hale gelecek. Bu denklemin ellerinden gittiğini görüyorlar. Hiçbir şekilde masada etkilerin kalmayacağını görüyorlar.
ve getirdikleri şey silah ambargoları ve ekonomi. Yani Türkiye'ye baskılayacakları şey bu. Yalnız bir şeyi kaçırıyorlar burada. Putin çok iyi oynuyor. Putin çok iyi oynuyor. Putin'in böyle gülümsediği zamanlar vardır. Yani bu şeye bakıp, satranç tahtası gibi denklemlere bakıp gülümsediği zamanlar vardı. Bence S-400 buydu. Cumhurbaşkanı ile Erdoğan ile Trump'ın iyi yönetmesi yüzünden o S-400 meselesinde belki yeteri kadar kahkaha aşamasına geçemedi. Ama şimdi yine Putin yine gülümsüyor. Bu gülümsemenin altında şey şu var. Bakalım NATO üyeleri ne yapacaklar Türkiye'ye? Eğer çok fazla baskı yaparlarsa bu yine Türkiye ile Batı arasındaki sıkıntıyı yaratacak. Ben de DAEŞ unsurunu kullanarak kendimi masada yani hiçbir şey yapmadan Esed'in önünü açacak acaba bir şey yapabilir miyim? İran buna hazırlık yapıyor. Şunu görmek lazım. Türkiye'de olmadan Suriye'de istikrarlı bir çözüm olmaz. Batı'nın menfaatleri, onlar farkında olmadıkları biraz aydınlatmamız gerekiyor. Onların dolaylı menfaatleri olarak söylüyorum. Yani mülteci meselesi başta olmak üzere Türkiye'nin aktörlüğünde yatıyor. Bunu bir türlü kabullenmiyorlar. Kabullenseler iyi olur.